Hanımefendiler, beyefendiler. Olmaktan, sizleri kadim şehrimiz Bursa'mızda ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz. Tüm zamanların güzel şehri Bursa'mıza ve yeni nesil medya çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, dijital medya uzakları yakınma ediyor. Evet, dijital medya yeni arkadaşlıklar kurmamızı sağlıyor. Evet, dijital medya ürünümüzün, değerlerimizin ciddi şekilde bütün dünya tarafından tanınmasına katkı sağlıyor. Öte yandan insanı bağımlı hale getirişi, sanal zorbalık olayları, aldatıcılığı, siber saldırılar gibi birçok olumsuz yönünde de sorgulanan ve yollar aranan bir ağ dijital medya, çözüm yolları aranan bir ağ. İnternetin hayatımıza gitgide daha fazla entegre olmasının getirdiği avantajların yanında sahte olanın dolaşıma girmesi zihinleri de bulandırmakta. Dolayısıyla insan haklarından ulusal güvenliğe, dijital zorbalıktan nefret söylemlerine, terörizm propagandasından sistematik dezenformasyon hareketlerine, algoritma diktatörlüğünden dijital faşizme kadar yeni medya teknolojileri üzerinde maruz kaldığımız tehditlere karşı ortak bir mücadele vermemiz gerekiyor. Dezenformasyondan karalama kampanyalarına, kötücül girişimlerin de yaygınlık kazanabildiği yeni nesil medyada bize düşen daima ve sadece hakikat mücadelesi yürütmek olmalı. Türkiye olarak kamu diplomasisinden halkla ilişkilere, dezenformasyonla mücadeleden kriz yönetimine çok geniş ve güçlü bir iletişim modeline sahibiz. Ortak medeniyetimiz, ortak coğrafyamız, ortak dilimiz, ortak geleceğimiz için bu tür buluşmaların sayılarını arttırmalı, işbirliklerimizi geliştirmeliyiz. Medyadaki İslamofobik, İslam ile karşı da kalemlerimizi ve yüreklerimizi birleştirebileceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açılışı yapmak istiyorum. Öncelikle kadim başkentimiz Bursa, bu yıl bu ünvanla Türk Dünyası Kültür Başkentliği'yle taşındı. Şimdi güncel konu, hepimizin tartıştığı konu aslında sohbetlerimizde, günlük sohbetlerimizde, basında, televizyonda tamamen bu yayın ilkeleri konusunda, gazetecilerin iletişime tarzları hem okul hem bir fotoğraf var. Yayına geliyor. Dolayısıyla bu yayınla birlikte artı artısı kesilmeyen etkileşimler. 4 milyar doları Twitter gibi bir platforma ödemek. Demek ki çok büyük güç ve dünyayı yönetmekte. İki bakan şehit edilmezdi. Medya özgür olsaydı 1971 muhtırası 12 Eylül darbesi gerçekleşmezdi. Medya özgür olsaydı 28 Şubat darbesi açıkça seçilmiş bir hükümet gitti. Artık hız çok öne geçti. Yazılı medya bu dönüşümü sağlayamadı ya da sağlayacak. Mesela örnek vereyim, New York Times gazetesi 2012'de gazeteyle interneti birleştirdi. Gazete ve interneti birlikte olarak yürütüyorlar. Başarılı mı? Benim bildiğim, yanlış hatırlamıyorsam şimdi bu haberlerle, bu yalan haberlerle, cesetlerin yem makinalarında kıyılıp toz haline getirildiği manşeti Milli Birlik Komitesi'nin, darbecilerin gazetelere bir bakıma yansıttı haberlerde. Yalan haberlerle, gerçek dışı haberlerle hedef alındı. Yani şu üç örnek, basit bir örnek gibi gözüküyor ama Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden bir provokasyon yapıldı.